insanların gücü kadar güçlü bir şey olmayacağını tahmin ediyorum. Biz kendi gücümüzü milletvekilimize veriyoruz, karşısında esas duruşta ısırık şekilde bekliyoruz. Biz asiriz, vekil demek bizim vekillerimiz demek. Bizim oylarımızla gidip yüksek mevkilerde, yüksek makamlarda, yüksek paralarda insanlara bir şeyler satmak değil, gerçek anlamda hizmet edecek vekillere ihtiyacımız var. Gerçek anlamda belediyecilik yapan belediyecilere ihtiyacımız var. Bugün biz Hacı İshak Mahallesi'nde oturuyoruz, orada ikamet ediyoruz. Hacı İshak Mahallesi'ni çöp almış götürüyor. Adamın atı, beygiri, eşeği, kağıdı, çöpü, tenekesi. Sanayi ise sanayi var. Attıklarımızı biz demiyoruz, insanlar buradan ekmek yiyor. Ekmeklerine mani olmuyoruz. İnsanlar ekmek yiyebilirler. Hiçbir insan ayrımı da yapmıyoruz. Her insan başımızın tacı. Ama herkes yapacağı işe saygı duyacak. Karşıdaki komşusuna saygı duyacak. Beygirin yeri belediye içinde olmaz. Belediye mevkisinde olmaz. Zaten yasak. Yasaksa yasaları uygulayacağız. Yani biz bu konuda çok zorluklar çekiyoruz. Biz mesela oturduğumuz mevkilerde biz dedik ki oturduğumuz yerler, çoğu çocuğumuz mevki yerlerde otursun. Kaçtık düzgün yerlere, önümüzü kapattılar, gene oralar kağıt, pislik, çöp. Yani şimdi insanlar birinci sınıf, ikinci sınıf olmayacak. Sonra belediye olarak gerçekten geldiğimizde yani şık bir belediye, her köşemiz aynı olması gerekir. Yani o yüzden... Soru sorarsanız çok daha hızlı gelebiliriz. Çok teşekkür ederim, uzatmayacağım. Yani demek istedim, herkes yerini bilirse, mevkisini bilirse, uygularsa ona saygımız var. Başarılar diliyorum, teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi... Altan Bey... Bir cevap vereyim arkadaşım. Hayır, belediye başkanı oldunuz. Belediyenin enerjisini nereden alacaksınız? Efendim? Belediyenin, belediye bünyesinde çalışan yerlerin enerjisini nereden bulacaksınız? Çalışan. Belediyenin şantiyesi var. Evet. Belediyenin kendi binası var. Belediyenin kendi işletmeleri var. Bu enerjiyi nereden temin edeceksiniz? Şimdi belediyenin enerjiyi temin edeceği yer zaten mevcut elektrik kurumlarıdır. Ancak ya ne yapacağız? Bunu daha ucuza getirmemiz için elektrik panelleri. Biliyorsunuz şu anda yenilebilir enerji en ucuz enerjidir. Evet. Belediyemizin enerji üretimini, daha doğrusu tüketimini azaltmak için ya da ucuza getirmek için belediyenin